Merhabalar, iyi akşamlar değerli izleyenler. Almanya'da 25 yıldır Türkçe gazetecilik anlayışını ciddi ve elbette olması gerektiği gibi sürdüren ve bu ülkesinde hiçbir zaman ödün vermeyen Toplum Gazetesi bugünden itibaren televizyon yayınlarında başlatıyor. O nedenle ben ve ekip arkadaşlarım gerçekten heyecanlılar ve ilk canlı haber deneme programımıza geçerken Mehmet Can Bolat ile Avrupa'dan haberler turumuza hoş geldiniz diyorum. Takvimlerimiz bugün 7 Eylül 2018 Cuma diyor. Saatlerimiz ise Avrupa'da 22.45, Türkiye'de ise 23.45'i gösteriyor. Evet, ilk haberimizi izninizle Almanya'dan, başkentten ve elbette Ankara eksenli temaslarla da sürdürmek istiyoruz. Daha doğrusu Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın dün ve önceki gün Türkiye'de yaptığı temasları ve bunun yansımalarını sizlerle bir haber analiz şeklinde paylaşmayı düşünüyoruz. Hemen girelim söz ediyorum. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye temaslarının ardından dün gece Berlin'e döndü ve döner dönmez ayağının tozuyla yaptığı ilk açıklamada görüşmelerin özellikle iki ülke arasında 4 yıl önce bozulmuş olan ilişkilerin düzelmesi yönünde olumlu bir izlenim edindiğini belirtti ve gerçekten Ankara'dan umutlu döndüğünü ifade etti. Berlin ile Ankara arasında, yani iki büyük başkent arasında yeni bir sayfa açması beklenen bu ziyarette tarafların birbirine ön yargısız yaklaşmayı denemesi ve dostluğa da sık sık vurgu yapması da gerçekten gözden kaçmadı diyebiliriz. Bir diğer deyişle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dostluk ve iki ülkenin dayandığı ortak noktalar eksenli odaklı mesajlar veren Alman Bakan Maas'ın bu ilişkide normalleşme arayışı bir ölçüde Ankara'da karşılık bulmuş oldu diyebiliriz. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, sempatik tavırları ve konuları gündeme getirirken kullandığı gerçekten farklı ve büyük ölçüde de yumuşak dilin gerginliğin aşılması yönünde önemli bir etken olarak da Ankara'da yorumlanmış. Konuk Dışişleri Bakanı'nın Ankara'daki o hızlı görüşme trafiğinin gergin ilişkiler yüzünden hala tartışma konusu olan, örneğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Berlin'e yapacağı resmi ziyaret üzerindeki bulutları da önemli ölçüde kaldırması bekleniyor. Nitekim Alman medyasında bugün Haas'ın Ankara temaslarından medyaya yansıyan görüntülerde bu yönde ilk adım, ilk işaret olarak da tanımlayabiliriz. Edindiğimiz bilgiye göre Ankara, Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde de Türkiye'de OHAL, yani olağanüstü hal hukukunun son bulduğu yönündeki mesajıyla vurgu yapacak. Ayrıca FETÖ, terör örgütü ve PKK ile mücadeleye Almanya'dan gelecek önemli destekle birlikte Türkiye'de hürriyetin, kişilik haklarının ve özgürlüklerin de genişleyebileceği görüşünü öne çıkartmak istiyor. Bu arada tabii bugün Tahran'da gün boyu gerçekleşen Türkiye, Rusya ve İran üçlü İbdil zirvesinde ele alınacak konularda bir önceki akşam Alman Bakan'ın Ankara temaslarına özgü dosyasında da yer aldı. Onu da kısaca belirtmiş olalım. Bu da Almanya'nın tıpkı Türkiye'de olduğu gibi büyük bir göç dalgasından, yeni bir göç sürecinden kaygı duyulduğuna da işaret ediyor. Öte yandan Maas'ın bu konudaki ortak çalışma konusunda Ankara'ya da %100 bir güvence verdiği de söyleniyor. Bu arada Heiko Maas'ın hızlı Ankara ve İstanbul turu hiç kuşkusuz Alman medyasında da az önce belirttiğimiz gibi farklı boyutlarda ve oldukça geniş yer buldu diyelim. Örneğin günlük gazetelerden Die Welt konuyu farklı açılardan ele aldığı haberinde önce Türkiye kendisiyle barışmalı şeklinde biraz iddialı başlığı öne çıkartmış. Gazete bu haber analizinde Türkiye ilişkilerin yeni bir yöne gitmesinde sadece mülteci ve iltica politikasındaki işbirliğinin etkin olmaması gerektiğini ve bu tür süreçte daha farklı konularında öne çıkması gerektiğine dikkati çekiyor. Şöyle diyor gazete örneğini özetle bakalım bir. İki ülke arasındaki ilişkilerde elbette mülteciler ve iltica meselesi çok önemlidir. Bu konunun kontrollü ve belli bir denetim altında yönetilebilmesi için Türkiye'de bizce çok önemli bir görev düşüyor. Bu arada Türkiye'nin kendi geleceğini, hatta hala Avrupa'da gördüğü de bir ayrı gerçektir diyor gazete ve şöyle devam ediyor.
Öte yandan Türkiye dinci bir eksen ve kurucu sağlam bir ruh olan Atatürk ilkeleri arasında önemli bir yol ayrımındadır. Gelecekte ortaya çıkacak karışım nasıl olursa olsun Türkiye'nin mutlaka kendiyle öncelikle barışık olması elbette Almanya'nın da çıkarınadır. Ancak bunun için öncelikle Türkiye'deki iktidarın kendisiyle bir hesaplaşma yaparak niyet ve hedeflerini bundan sonra büyük ölçüde açıklığa kavuşturması gerekir diyor Almanya'nın günlük ciddi gazetelerinden Die Welt. Bu arada tabii Almanya'da kuzeyde Oldenburg bölgesinde çıkan başka gazeteler de var. Örneğin Nordwest Zeitung adlı bir gazete var. Orada da Türkiye ile ilişkilerin yeniden rayına oturtmak için atılan adımların hiç kuşkusuz Almanya'da sonradan pahalıya patlamaması gerektiğine de işaret ediliyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın diye başlayan yorumuna başlayan gazete şöyle devam ediyor. Maas'ın Türkiye ziyareti tam anlamıyla bir yatıştırma turu şeklinde geçti diyebiliriz. Şöyle diyor, çünkü Alman hükümeti Türkiye'yi kendine yaklaştırmaya da oldukça kararlı görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yakında Almanya'ya gelecek. Erdoğan'ın ana hedefi hiç kuşkusuz sırf kendi hataları yüzünden bozulmuş olan Türk ekonomisini Almanya'nın da yardımıyla ayağa kaldırmaktır. Bu nedenle Berlin'deki büyük koalisyonun vergi mükelleflerinin parasını kesinlikle Boğaz'ın soğuk sularına gömmemeye konusunda da çok özenli olmalıdır diyor Almanya'nın kuzeyindeki Oldenburg bölgesinde çıkan günlük gazete Nordwest Zeitung. Evet, iki ülke arasındaki ilişkilerin sertliğinden ve 4 yıl boyunca adeta kopma noktasına geldiğinden söz etmiştik. Bununla ilgili de bir isterseniz hemen kısa bir yorumumuzu da sizlerle paylaşalım. Malum iki ülke arasında dediğimiz gibi 4 yılı aşkın süredir gergin bir süreci hep beraber yaşaya geldik. Ve tabii bunun da etkisi bugün hala da geçmiş değil. Çünkü benim kanımca taraflar, örneğin Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Türkiye ziyareti sırasında sıcak mesajlar vermiş olsa dahi yine ön yargılar, peşin hükümler tam anlamıyla da giderilebilmiş diyemeyiz. Yani güven ne kadar olursa olsun hala iki taraf arasında yeterince tesis edilebilmiş değil. Ancak ilk adımın da önemli olduğunu vurgulamak gerekiyor. Ancak öyle bile olsa bu ziyaretin her iki taraf açısından da önemli bir fırsat verdiğini özellikle de vurgulamak istiyorum. Çünkü her iki ülkenin artık bu sıkıcı dengesiz çekişmenin bir an önce düzelmesi yönünde ya doğrudan yahut da dolaylı, ya gizli yahut da açıktan açığa bir isteği, bir arzusu, bir talebi ve büyük bir beklentisi var. Çünkü başka bir yol hem Türkiye açısından hem Almanya açısından da görünmüyor diyebiliriz. Türkiye bence Maas'ın dünkü Türkiye ziyaretiyle bence iyi bir başlangıç yaptı da diyebilirim. Ve bunu da bundan böyle de sağduyuyla hareket etmesi ve gelişmeleri bundan böyle soğukkanlılıkla değerlendireceği de kanısındayım Ankara'nın. Çünkü bunun için birçok nedenimiz var. Fakat zamanımızı da ekonomik kullanarak sadece iki nokta üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan birincisi, az önce yayınımızın başında da belirttiğimiz gibi iki ülke arasındaki ilişkilerde hiç kuşkusuz son 40 yıllık sürece baktığımızda Türkiye'de yerleşik Alman firmalarının önemli bir yatırım potansiyelini teşkil etmesi. Elimizdeki verilere göre Almanya kökenli 7500 civarında orta ve büyük ölçekli şirket Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor ve en küçük bir birbirine tarafların siyasi anlamda, diplomatik anlamda yan bakması, hatta rüzgarın ters yönden esmesi halinde bile bu şirketlerin kan dolaşımı kısa sürede sarsılabiliyor. Nitekim bu 4 yılda olup biten de bunlar zaten. Türkiye bence yatırımcı ve daha fazla da yatırımcı yatırım imkanı beklerken Alman sermaye sahibi de kuşkusuz Türkiye'yi önemli bir fırsat olarak değerlendirip bu işe hazırken diplomatik ve siyasi kavgalar yüzünden yatırımlar son 2 yılda ne yazık ki sizler de duydunuz önemli boyutta askıya alınmıştı ve hatta son aylarda Türkiye'den kaçan ve geri çekilen önemli boyutta sermayeden bugün bile Avrupa'da söz ediliyor. İkinci önemli noktamız ise paylaşmak istediğimiz bizler, yani Almanya'daki Türk toplumu. Bugün 3 milyona yakın insanımız tam 4 yıldan bu yana kelimenin tam anlamıyla huzursuz geceler geçiriyor ve gerçekten bu gerilim bu toplumu büyük ölçüde de yıpratmış durumda. Çünkü geldiği köken itibariyle baktığımızda ülke ile insanlarımız geldiği köken ülke, yani Türkiye ile
Burada yeni yurt olarak belirlediği, seçtiği Almanya arasındaki ilişki tutulması hiç kuşkusuz burada bizleri, Türk toplumunun günlük yaşamını da olumsuz yönde etki yaratabiliyor. Yani bakıyoruz Almanya'daki Türk toplumu dostlar arasında kavga değil, barış ve huzur istiyor artık. Her iki ülkenin yurttaşları ister tek ister çifte vatandaş olsun, artık ister Almanya ister Türkiye'de olsun kendini güvende, huzurlu ve kelimenin tam anlamıyla da kendi evinde hissetmek istiyor. Daha da fazla geç kalmadan önce. Kaldı ki Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya gezisinin belli olmasıyla beraber gazetemizin başlığını da dostluk kazansın demiştik ve dolayısıyla her iki ülke arasındaki asık suratların yerini gülen siyasetin alması gerektiğini de gülmek insanlara daha çok yakışıyor şeklinde de yorumlamıştık Toplum Gazetemizin güncel sayısında. Devam ediyoruz. İşte bu açıdan baktığımızda olaya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşan Berlin ziyareti bence büyük bir önem taşıyor. Erdoğan da dünyada bugün birçok ülke ile sorun yaşarken hiç olmazsa eski dostun asla düşman olamayacağını artık görmüşe benziyor kanımca. Ve bu böylesi bir hassasiyet içinde de Berlin'e yapacağı ziyareti çok iyi ama çok çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bence bu gezi Erdoğan ve elbette Türkiye açısından kelimenin tam anlamıyla altın golü atabilmek bağlamında çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Berlin'de bu ay sonu yapılacak bu temasların geçmişe bir sünger çekmesi aslında o kadar kolay ki yeter ki istesin insan diyorum. Her iki taraf istesin yeter. Yeter ki birinin dediğini diğeri hiçbir zaman peşin hükümle yanlış anlamasın. Bakıyoruz Almanya veya Avrupa diyelim hukuk devleti diyorsa ve başka bir şey söylemiyorsa Türkiye ne var hiç celallenmesin hemen. Dinlesin karşı taraf ne istiyor? İnsan hakları mı diyor? Dinlesin. Düşünce özgürlüğü mü diyor? Temel yurttaşlık hakları mı diyor? Bunlara Türkiye, Ankara, buraya gelecek olan Cumhurbaşkanı ve heyeti ne olur kulak kabartsın. Bunları aslında Türkiye'yi Batılılar istediği için değil de Türk ulusunun artık 21. yüzyılda gerçekten bu temel anayasal değerlere, çağdaş değerlere çoktan layık olduğunu düşünerek bunları dinlesin ve Türkiye'de de uygulamaya özen göstersin bir an önce istiyoruz. Benim inandığım bir söz vardır. Aslında özetle söyleyecek olursam şöyle ifade edebilirim. Dünyada savaşların, kavgaların, kırgınlıkların hiç kimseye bir faydası yok. Savaşların bence hiçbir zaman asla bir galip tarafı yoktur. Her iki tarafta bir ölçüde, büyük ölçüde, küçük ölçüde kaybeder. Her iki tarafta kan kaybeder, yara alır. Oysa bu barış günümüzde bugün insanlığın en öncül ve en acil özlemidir diye düşünüyorum. Unutmayalım ki dünya barışı önce dostların kendi arasında biri birini iyi dinleme kültürünü algılamasından geçiyor. Bu da öylesi başta da belirttiğim gibi çok zor bir olay olmasa gerek. Dileğimiz özetle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül günleri başkent Berlin'de yapacağı gezi yeni bir başlangıç olsun ve dostluğun, köklü dostluğun yeni bir aşaması, yeni bir ivmesi olsun diyoruz. Evet, Türk-Alman ilişkilerini yavaş yavaş bir köşeye koyalım. Önümüzdeki yayınlarda mutlaka bu konuya tekrar